yere değmiyor yani. Bu arada Kemal, kanalımızda psikoloğumuz var. Melodi Hanım var kanalda. Tedavi olmak istediğin zamanlarda söyle kanka. Melodi geliyor Evet, tedavi Melodi ediyor. çözüyor. Peki dışarıdan bir teşhis koyabiliyor musun mesela? Bendeki sıkıntıları falan böyle. O tam oturmamış. O da yeni başlamış mesleğe. Hani Ha, değil zor, mi? biz de şimdi zor insanlarız ya. Direkt diploma yırtmayalım yani kız, anladın mı? Ama geçen gün geldi. Dedi ki ilişkiye girmen lazım. Bir şeyler dedi orada. Ne dedi anlayamadım ya orayı. Nasıl yani? Psikolojik ilişkiye girmen lazım dedi. Orayı anlayamadım tam ya. Melody bir DJ'ye gelebilir misin? Oraya bir aydınlatabilir misin rica etsem sana tekrardan? Aa, Ben de Melody'yi dolu dinledim çocuk geçen gün. yapman lazım anlamında mı? Bilmiyorum ki ne yapmamız lazım anlamında. Şey Dedi oraya dedi, anladım. Bir baba olsan düzelirsin falan diye mi acaba? Yo yo, senle telepatik ilişki kuramıyorum demiş. Öyle mi? Telepatik ilişki mi kurmak istemiş benimleki? Yok, grup Evet. yapalım demişti, grup terapisi. Ha, grup terapisi demişti. Evet. X-Men mi amına koyayım buraya? Nasıl? Anka Mesela çok... ben çıkıp şey mi diyeceğim böyle? Sorunlarım var. Aynen, sorunlarını var diyorsun, anlatıyorsun. O da direkt nokta atış sana diyor ki Kemal Dettin can parlak diyor sana. Efendime İşte söyle. Kemalettin falan demeyecek kanka kız. Amına koyduğum bir Ne diyecek? Kemal Bey diyecek. Kemal Bey, Kemal Bey Kemal para Bey vereceksin diyeceksin diyor. direkt. Burada bedava olduğun için Kemalettin diyecek. Ücretle gittiğin zaman Kemal Bey diyor tabii ki. Bir şey söyleyeceğim. Melody bir gelsene ya. Bir tedavi et. Ben yine dengesizleştim. Biliyor musun? Yine bana geliyor amına koyayım. Hatta bir şeyler geliyor bana. Mesela bizim şey sorununu çözsün. İkimiz yan yana gelince topluma ayak uyduramıyoruz ya. Aa, evet. Bak gerçekten bu bir sorun. Biz ne insanlar bizi yakalayabiliyor ne biz insanlara ayak uydurabiliyoruz. Bunu bir çözebilir mi ya? Gerçekten mesela çok sıkılıyoruz mesela hemen. Sanki kimseyle birbirimiz böyle aynı telden değilmişiz gibi hissediyoruz. Evet. Kendi aramızda bir de dil oluşturduk. Lezmak Lezmek Siz koyana. gerçekten. Oh, triente no. İste Oo, comprendo norte soyum parte. ben. No, e core. O core santo. Ne oluyor? Ben anlıyor mu? Garip bir şekilde Hafif anlıyorum bir İspanyolca da var ama yani. yani. Bunlar derin konuları böyle konuşuyorlar işte, anlamadım Kanka biz ne bunu dediğini. nasıl düşündük biliyor musun mesela? Biz dedik ki şimdi bebekler kendi aralarında bir dil konuşuyor ya. Ha. Ama kimse bilmiyor ama bebekler kendini anlıyor mesela. Çağrı ile ben de dedik biz de birbirimizi anlıyoruz böyle. Biz de bebek Hani gibiyiz. bir de bir dedik bir dille desteklersek hiç kimsenin bilmediği ama bu bir dili biz de bilmiyoruz ama yine de anlaşıyoruz mesela. Aynen öyle. Sonra Mesela ne konuştunuz az önce? Samet abi alkollü. Aynen öyle. Melodi Hanım geldi. geldi. Melodi Hanım hoş Hello. geldiniz. Hoş Hoş geldin. buldum. Nasılsınız öncelikle? İyiyim, teşekkürler efendim. Sizler nasılsınız? Biz iyi değiliz. Kavai. Kawaii. Melodi. Tövbe Burada bak estağfurullah. bayağı bir deli var, bak sana burada bayağı iş çıkar Melo abi. Öncelikle ben Kemalettin Canparlak arkadaşımız sıkıntısına sizin çözebileceğinizi düşünüyorum Melodi Hanım. Evet, ilk önce Kemalettin Can Parlak Bey'le konuşmam lazım. Bağlıyor, bir saniye Bir bak benimle konuşurken şiveyi gördün mü? Konuşmam lazım dedi bak. bir Ha saniye yine biz değiştireceğiz bağlıyorum, hatta Çağrı bir kal. insanı. Hatta kal. Evet, bağlandınız şu anda, konuşun. Kemal Bey'in Oğlum bu o benden bizimki değil gelmedi o. Melodi Hanım. Kemal Bey merhabalar. Selamlar efendim, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizleri sormalı efendim. Teşekkür ederim. Biz de oldukça idare etmeye çalışan. Çalışan mı? Çalışan. İlk defa cümle kuruyor da kusura bakma. Normalde hep kelimelerle anlaşır gazete. Çalışan 3 nokta burada birinin cümleye girmesi lazım. İnsanız Yazıcılarım diyemem. burada değil. Bir dakika Jiroslar ayarlayacağım. Ben bu kadar uzun cümle kurmuyorum Normalde hep cümlesi bölündüğü için amına koyayım. O yüzden çocuk da yayınlarda. alışkın değil yani. O zaman ben direkt konuya giriyorum. Evet, hayırlısıyla gidelim konuya. Evet, problem nedir Kemal Bey? Anlatın, dinliyorum. Yani problem olmadığını sanmam olabilir mi mesela? Olabilir. Ama problem var mı yok mu olduğunu eleştirdiğine ve düşündüğüne göre aslında yine bir problem var mı demektir? Yani aslında bana göre Burayı problem anladıysa beni olmayabilip siksinler diğer tüm zaten. insanların problemi olup da bana problemli gibi davranıyor olabilirler mi?
çok fazla insanla muhatap olduğun için kafan karışıyor olabilir mi? Olay, çok fazla insan benimle muhatap oluyor olabilir mi? Çağır beni. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Kemal götten yemiş olabilir mi? Bunu da bir soru soruyorum. Bir şey söyleyeceğim. Siz ne kullandınız Melody Hanım buraya gelmeden önce? Kullanmadım. Kullanmamış olabilir misiniz? Kitap deniyor buna kanka. Öğrenip sana. Kitap okuyorlar, oradan öğreniyorlar hani. Bugün hiç çalışmadım. Çok boştum. Belki de o yüzden. Mesela şimdi normal ikili ilişkilerinizde Melody Hanım, bir insanın psikolojik durumunu bakıp mı davranıyorsunuz yoksa kendiniz gibi davranıyorsunuz? Yani işinizi evden bırakıyorsunuz normal sosyal yaşantınızda. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Tamamen kendim oluyorum. Yani psikolojiye dair bir şey düşünmeden ilişkilerim. Şunu demiyor mu? Deli lan bu falan diyor musun kendi kendine içinde? Yok tabii ki demiyorum. Biz diyoruz işte. Biz de demem. Peki mesela şöyle bir şey oluyor mu sizde? Terzi kendi döküğünü sikemez. Ne diyor amına koyayım? Ben de kafa gitti. Kelin de dermanı olsa kendi kafasına bulurmuş falan gibi öyle bir şeyler var bir takım. Mesela var mı öyle bir şey? Ben sadece şöyle bir kötü. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Uzun ömürler diliyorum ölenlere de. Evet. Sadece farkında oluyorsun ve hazır hissettiğin zaman, değişime açık olduğun zaman yapmak zorunda kalıyorsun. Farkındalığı olup yapamamak daha kötü. Seviye yükseldi. Hiç anladıysam beni siksin. Melody. Ya şimdi bir sorun olduğunu diyorsun ben tamam mı? Bak mesela özel ilişkilerimde ben çok paranoyak bir insanım. Bunun farkındayım ama kendimi engelleyemiyorum mesela. Ben de paranoyak bir insanım özel ilişkilerinde. Nasıl farkında olmama rağmen engelleyebilirim kendimi? İşte değişmeye çalışmak için adım atman gerekiyor. İlişkiye mi girmeyeceğiz yani? Yani. Kamu sen beni beynim daha çok yakıyorsun. Küçük Kemal'i getirttim bak buraya. Melody. Çocukluğuna mı indik şu an? Çocukluğuna indik. Evet, yanımızda Küçük Kemal var. Küçük Kemal. Merhaba. Kaç yaşındasın? Merhabalar. Yaş kaç? Efendim? Kimse beni anlamıyor. Bu ne? Babamı da döveceğim büyüyünce. Ne diyor ne? Babamı da döveceğim lan. Bu evden de terk edeceğim bu evi. Seni bir tek yeriz patır abim anlıyor. Fiç ya bak yine diz attı amına bak 20 sene 20 sene geri gittik oradan bile Enes Batur'a sarladı bu. Şu an kaç yaşındayız? Şu an 25 yaşındayım siz. Ha tamam. Melody bir şey söyleyeceğim. Bu zamana kadar ki hasta gizliliğini falan biliyoruz ama hani burada biz bizeyiz. Hasta gizliliğini bana bilmiyorum. En sıkıntılı hastan nasıldı yani? En sıkıntılı hastan kimdi ve nasıldı? Hasta sınıfına tam olarak girer mi bilmiyorum ama Down sendromlu bir öğrencim vardı özel eğitimde çalışırken. Evet. Ana avrat düz gidip üstüme araba sürüyordu. Ya, çok akıllı yapıyorsun. Arabalar var ya evet. Akıllı araba sürüyordu. Çocuk evet. Muydu o? Ya aslında benimle falan yaşıttı ama kendini çocuk gibi hissediyordu. Ha anladım. Egan be. Ama bu psikolojik... Bir şey de diyemiyorsun. Bu yani. Psikolojik... Bu... Yani... Psikolojini çözebileceği bir hastalık mı ki bu? Yani... Tamamen Down'lu değildi. Otistik özellikleri de vardı. Normalde yani, Down'larda bu olmaz. Acaba psikiyatri mi bunun... şeyi hani hamlesi yapması gereken kişi psikiyatr mı mesela psikolog mu psikiyatr mı o yüzden soruyorum hani. Ya otizmlerde bir şey yapılamıyor çok fazla yine eğitimle düzelebiliyorlar yani normalleşebiliyorlar. Down'larda da zaten tek bir işe odak oluyor yani Down'larda da bir şey yapamıyor. Bu biraz daha eğitimle alakalı bir şey aslında psikolojik de çok çok büyük bir etkisi olmuyor. Peki anladım. Bilmeyenler için acaba psikiyatristle psikiyatr mı demiştiniz? Psikologla psikiyatr. Psikologla evet. Psikiyatr. Bunun ne farkı oluyor? Ne gibi bir... Şöyle siz hangi taraftasınız? Ben psikoloji mezunuyum.
Psikoloji mezunları psikolog oluyorlar ve daha çok düşünce ve bilinçle ilgileniyorlar. Psikolojiyi. Psikoloji mezunu, evet. Evet. Psikiyatristler, yani psikiyatrlar tıp mezunu ve tıpta uzmanlık sınavına girip psikiyatri alanında uzmanlaşıyorlar. Onlar daha çok fizyolojik ve patolojik altyapısıyla ilgileniyor. Yani hormon bozuklukları vesaire gibi durumlar olduğunda, yani ilaç yazılabilecek durumlarda psikiyatristler ilgileniyor. Yani sizinki ama daha çok o şey üzerine olan. Konuşma üzerine mi sizinki? Düşünceyle. Aynen. Ben mesela ondan, o daha iyi geliyor bana. Gitti. Mesela ilaçlı çözüm böyle son noktasıymış gibi, değil mi? Öyle mi aslında? Yok, İlaç... son nokta değil. Mesela depresyonla da aslında terapi ve ilaçla birlikte yürütebilirsin. Depresyonda çünkü bazı durumlarda gerçekten kendi işini bile halledemez duruma gelirsin. Bunu halledebilmek için, seni kendine getirebilmek için uyarıcı ilaçlar verirler. Mesela ben bir şey söyleyeceğim. Günlük yaşamına müdahale edebilmek için, evet. Biz depresyonda mıydık mesela? Nasıl anlarız ben depresyonda oldum? Onun bir hareketi var mı mesela? Bakayım hemen, yapayım kendime. Depresyonda kesinlikle değilsin. Onu söyleyebilirim. Bak şimdi burada yalan söyleme, yalan. Çağrı ama ara ara girip çıkıyor depresyona. Ben onu belki keşke, ara giriyorum belki. Keşke sikilebilen bir şey olsa, en azından zevk alırdık amına koyayım. Ya çoğalırsa? Anlatıyor, ama sen de çoğalmaz ya. Allah'ın kısırı. Bak işte. Özür dilerim Melodi Hanım. Bu otomatik laf sokma özelliğimi kapatmak istiyorum. Nasıl yaparım? Çağrı'daki sürekli ben de bu iş başında şaka yapma aslında özellikleri oluyor. Şey ben var, de oto açık o. Yanlış yapmış orada, soundpad'e basıp duruyor pezevenk. Yani onu ben da bir tam engellememiz lazım. Onu diyecektim Batuhan. Soundpad kapatarak başlayabilirsin. Heh şöyle ya. Oo. İşte o zaman Batuhan da götünü kapatsın. Oğlum. Ben de başlamak istiyorsam. Bir de soundpad basıldı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben soundpad'le bütün oldum artık. Yapacak bir şey yok. Melodi Hanım, benim bu şaka bağımlılığımdan beni kurtarabilir misiniz? Bir de dediğim gibi otolaf sokma özelliği bende açık. Ve sürekli günden güne, her gece upgrade yapıyorum kendime. Ayıp bir söylemesi. Bunu nasıl kapatabilirim? İnsanlar bazen ofansif gelebiliyor çünkü. Çok alışkın olduğum için ve hiç karşı taraf ofansif bir durumda değilken ben şakayla karışık ofansif bir laf dönüşü yaptığım zaman karşı taraf tabii, bunu tabii anlayamayabiliyor yani. Ya böyle mesela bir izleyicimiz dondurma verecek adam... Hani dondurma dükkanı var. Adama durduk yere laf sokup şaka yapıyor, anladın mı? Yalamayı yani sen daha çok seversin. Sen niye onu dondurma? Mesela böyle örnek yani dayak da yiyebiliriz yani. Aynen, anladın mı yani? Demek istediğim bu yani. Mesela otomatik geliyor bu. Bunu nasıl yerine geçebilirim ben o lanın? Şu... Ciddi cevap vereyim mi? Vermez sen amına çok özür diliyorum bu lafın meclisten dışarı. Evet, lütfen ciddi cevap verin. Şimdi herkesin belirli kişilik özellikleri var kendine yapıştırdığı. Şimdi sen yayıncı olduğun için doğal olarak şakacı bir kişiliğin de var. Ailenin arasına girdiğinde daha çocuk oluyorsun. İşte evet. Ne bileyim, atıyorum ben psikoloğum. Bir psikolog kimliğim var. Bir işte Ezgi kimliğim var. Bir ailemin yanına gittiğimde onların evladı olduğum bir kimlik var. Gibi düşünebilirsin. Yayıncı olduğun için bu kimlik de seninle hep beraber, yani özel hayatında da belki bu kadar şaka yapmıyorsun ama daha az derecede şaka yapıyorsun. Özelde daha da fazla yapıyorum. Belki de tamamen kişiliğim. Yayın kapandıktan sonra görün. Don kegri atıyorlar mesela. Böyle üstüme üstüme geliyor ve bunalmalar geliyor bana böyle. Şu an bunaldı. Şu an onu fay. Bak depresyona girebilirim. Mesela ama don kegri modunda ben yükledim mesela oraya, onu atsınlar diye. Peki Çağrı, bir şey sorabilir miyim? Sor! Her don't kegri atışında neden bu emote'u da ben ekledim diye üstüne vurgu yapıyorsun? Yani şunu demek istiyorum, anladın mı? Güç bende. Bu gücü herhalde ben onlara verdim. Gerekirse emote'u kaldırmayı da siz iyi bilirsiniz. Sen chat'i bir dakika karşına mı aldın şu anda? Chat'i karşıma mı aldım? Efendim? Ben ilk hata yaptım bu arada. Evet, hoş yapma Batuhan. Buradan sana çıkmaz o kardeşim. Ya ne alakası var? Ben duyar kasma şerefsiz pislik. Kardeşlerimin yanındayım ben. Hiç hayatımdan Melodi, böyle hayatımdan bu tarz insanları çıkarsam daha yükselir miyim acaba? Ağırlık, bu pezevenk bana ağırlık yapıyor çünkü yani, anladın mı? Nereden baksan 100 kilosu var iplenin. Sürekli aşağı çekiyor beni. Çok ayıp ya, ama 200 ya. Var galiba. Bak, fat shaming de yaptı şu anda mesela. Batusuz bir yayın düşünemiyorum. Senin de bir 150'm var Batuhan. Şimdi abi. Sen de amına koyayım. Cemal'de de var o bak mesela. Cemal de benim, pardon, benim bir dakika. Bende de para bağımlılığı var Melodi Hanım.
Ben de sebepsiz zenginleşme yani. Sebepsiz zenginleşme diye bahsediyorum. Yaman da günden güne zenginleşiyor mesela. Bunun önüne alamıyor. Psikoloğa falan da gitti. Anladın mı? Çözemediler. Şimdi paradan vazgeçmek istiyor musun Kemal? Yok istemez. Ya para zaten benim için... Piç ister mi? Elimin kiri. Bir kısmını bana ya verebilirsin hayır demem. Harbi mi diyorsun? Seansı ne kadar oluyordu bu işlerin? Yani aslında devlette çalıştığım için böyle bir şey söyleyemem ama ya bir arkadaş falan gibisinden verebilirsin. Yok seansı özelde, ne kadar mesela normalde? Özelde mesela özel yeriniz olsaydı böyle. Yani ilden ile değişir. İstanbul'da atıyorum 300 lira gibi bir şey. Daha küçük yerlerde. Bir saat 300 lira. Bir dakika Samet Beylikdüzü'nde ne kadar? Samet bilir oraları. Beylikdüzü saati 500. Ama Beylikdüzü'nde de psikolojik. Mutlu sonla bitiyor mu? Ama bir dakika Beylikdüzü'nde psikolojik olur. Çok insan var ama yani ondan baba, dolayı. Baba sorun çözmeye gelmiş siz ne diyorsunuz bak ya. Yani. Kemal'e sor oğlum Çengelköy'de ne kadar? Of. Abi bir şey söyleyeceğim. Direkt çirkinlik. Agaya beleş diyormuş. Bir şey söyleyeceğim. Özge de beni atıyormuş evde. Çok çirkinleşirmesin lütfen. Melodi Hanım. Kusura bakmayın. Benim o şakayı yapma niyetim hiç kötü bir niyet değildi. İyi bir niyetle yapılmış bir şakaydı. Yalnız bu Samet Piç'i işin içine dahil olduğu zaman hep böyle bel altıma ittiriyor lafları. Doğru. Evet. Ben bel altıma bak, vurdum. Sen saatini sordun. Söyledik işte. Tamam. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Melodi Hanım. Mesela Çağrı ile ben ikili olarak yan yana geldiğimizde sanki ortam bizi anlamıyor, biz de ortamı yakalayamıyoruz. Sanki onlar da bizi yakalayamıyor ve buradan yavaşça uzaklaşalım gibi bir havaya giriyoruz. Bu bizim tribimiz mi yoksa gerçekten böyle olduğu için böyle yapıyoruz ama bunun çözümü ne yani? Bu ikili olarak ilişkinizde daha iyi iletişim kurduğunuzla alakalı. Belki başkalarını da araya katmaya çalışırsanız o enerjiyi yakalayabilirsiniz ama... Ama iki kol var şimdi. Xbox oynuyoruz ya o yüzden o anlamda. İki kişilik NBA. İki takım var. Üçüncü girdim bozuyor. Denedim üçüncü onu. Girdim bozuluyor olay. O bir zaman de... başka bir şey oynayın. Çağrı bunu ben sana söylemiştim sen kabul etmedin. bir dakika bu kadar kolay mıydı ya? Yani eğer sadece ikili ilişki olarak bunu devam ettirmek istemiyorsanız, açılmak istiyorsanız mutlaka başka bir yola girmeniz gerekiyor. Baba bu farklı bir yere gidiyor. Açılmak abi istiyoruz bayağı derken. Şu an birbirinizden hoşlanıyor musunuz falan? Ya baba şunu söyleyeyim. Oğlum ne alakası? Niye arkadaşları sürekli böyle şeylerle kıyaslıyorsunuz? Evet yani? Ben de anlamadım ya. Melodi Hanım şunu artık bir insanlara bir açıklamak saniye, lazım. Bir saniye ikili ilişkilerde de böyle değil mi özel hayatınızda, duygusal hayatınızda? İlk bak, önce biriyle sohbet etmeniz, sohbet etmeniz gerekmez mi biriyle ilk önce? Edebiliyor olmanız lazım. Yok edebiliyoruz zaten. Koklaşıp arkadaş olabiliriz. Ben bunu geldiğim Elsa'dan zaman gördük. Ben geldiğim zaman Kemal otomatik kapıyı açıyor. Koklaya koklaya gelmiş. Kapıyı açıyor. 3 saniye sonra ben giriyorum eve. Anladın mı? O kadar artık senkron çok durumda yani. Bak yanlış anladınız Melodi Hanım. Ben durumu anlatabilir miyim Kemal kardeşim? Tabii ki de Çağrı kardeşim. Biz ortam içerisinde hani bir insanlardan uzaklaşalım şey yapalım kafasında değiliz ki. Biz oraya da ayak uydu diyoruz. Ama mesela atıyorum şaka yargılanmasına başlandıysa ortamla yavaştan artık biz de hani çünkü biz şakanın olmadığı bir yerde biz olmadığımız için aslında bu galiba. Bundan ne kaynaklı olabilir? Yani toplumsal bir sıkıntıları yok neredeyse. Buldum. Gerilimi sevmiyoruz biz. Gerilemeyi mi? Gerilimi. Yani ortam gerilimleşmeye başladığı anda mesela. Aa gerilimi hiç sevmeyiz. Evet gerilimi hiç sevmiyoruz. Yani o dramayı sevmediğimiz için ortamda tamam, böyle bir ortamda gerilim olduğu anda mesela uzaklaşma isteği doğuyor bizde galiba. Peki kaostan besleniyor musunuz mesela? Kaostan besleniriz abi. Kaosu yönetebiliyorsak besleniyoruz ama yönetemiyorsak sıçmışız okay. Yani. Yani bir tane söylemek istedim. Yani hatta şunu bir ekrana verir misin Çağrı'cığım? Vereyim Melodi Hanım da anlatsın yani bizim genel bakış açımız bu olduğu için. Bu bizi iyi mesela. Stop making drama, you are not Shakespeare demiş burada. Ünlü yani yayıncı Kemal. Ya ne demiş biliyor musun? Dramayı kes, Shakespeare değilsin amına koyayım demiş yani. Aynen öyle bu arada. Durum bu. Burada sen de amına koyayım yani. Evet burada da.
Ne anlatıyor burada? Burada okumayanlar belli oldu şu an. Ya burada diyor ki şimdi Shakespearean bakış açısıyla yaklaşmak gerekirse Shakespeare genellikle tiyatro oyunları hep drama üzerine ya. Hı-hı. Biliyormuş gibi konuşma amına koyayım. Doğru biliyor diyorum adam koyayım. Şu ana kadar doğru ilerledi kavun. Evet kavun. Kavun deyince de mesela canım hep bir yana rakı istiyor. O da Mete kanka. Mete'nin ikini rakı yapsana. Ya. Mesela hatta seviyeyi iyice yükseltelim bir saniye. Elizabeth Çağı tiyatrolarında ya genellikle raydik. Oyunlar hep ya, drama o... üzerinden ilerlediği için ona bir gönderme aslında Samet'ciğim. Peki Rönesans öncesi mi sonrası diyorsun? Mı? Burayı da kavuncum. Rönesans öncesi. Yarrak Rönesans. Sallıyor tutturursa. Bu salladı. Şu an bir sallama durumu. Oğlum niye lan niye sallayayım ya? O zaman Rönesans öncesi Antik Yunan'dan bahsedelim ha isterseniz birazcık da. O zaman Emre'yi çağırmam lazım. Antik Yunan'dan bahsedelim. Bak Yunan'la... Melody gördün mü şu anda? Bak ciddiyet içerisinde kültür sohbeti yaparken Kemal şu anda Yunan dedik. Emre'yi bağladı kafasında konuya bir şakayla devam ettirme durumuna döndü. Dramaların çıkması Rönesans öncesi bu arada arkadaşlar. Üzerine bir de sirtak açıyorum hatta şu an. Üzerine de sirtak edip şakasını destekliyor. Şu an yeterliydi mesela. Evet. Şimdi mesela bunu yaptığımızda anlaşılmıyor. Bunu Kemal yapmasa ben yapacaktım bir cümle sonra. Çok basit bir şekilde açıklayacağım bunu. Lütfen. Atıyorum bir eve çıktın ve 3 kişilik bir eve çıktın. Yani 3 kişi olarak çıktınız eve öğrenciyken. İster istemez bir kişiyle daha yakın oluyorsun. Bu da kafanın uyuşmasıyla alakalı. Yani ister istemez tek bir kişiyle iletişimde olmak daha kolay geliyor. Ya hocam şimdi yani burada öğrenciler o zaman 3 kişi çıkmayın eve 2 çıkın daha sağlıklı bir öğrenci hayatınız olur diyebilir miyiz buradan? Bence çünkü en kötü bir ikili gruplaşma oluyor orada. İkiye onu dersek de bir kira parasını da bizim göndermemiz gerekebilir ama. Yani ya 2 ya 4 mantıklı olan o. Ya 2 ya 4. Ama şeyin de tadı ayrı oluyor öğrenci evinde. Mesela iki kişi birleşiyor, diğerinin arkasından konuşuyorsun. Evet, evet. Bir dakika, bir dakika. Şakam geldi orada, yapabilir miyim Melody Hanım? Bir tane şakam geldi orada. Yap. Şeyin de tadı ayrı oluyor dedi ya Kemal. Ben orada üçlünün dedim mesela. Evet. Üçlünün de tadı ayrı oluyor. Trisam şakası mı geldi? Trisam şakası geldi orada bir tane. Efekt de verdim, anlamayanlar anlasın gülsünler diye yaptım onu da. Wow. Ok umur. Bunu mesela bu şakaya gerek var mıydı Melody? Bu şakayı kime yapmıştın mesela normal? Hedef kitlesi kimdi yani bu şakayı? Hedef kitlesi mesela öncelikle chat'teki arkadaşlardı mesela. Chat'teki pornocu arkadaşlara hedef kitlesi yaptım. Gülenler güldü zaten. Kemalettin Canparlak yine hedef kitlenin içerisinde. Evet, seviye çok yükseldi çünkü. Beni de bir sırıttı ama yani inceden. Evet. Müptelazım aynen öyle. Melody Hanım siz alamadınız şakayı. Olsun bir daha yaparım ben başka bir şekilde. Başka da yaparım. Mesela bunda böyle bir dert de var. Melody Hanım mesela sizi şimdi yakalayamadı ya. Size özel hanim derken. Ama siz benim burada konuşmamla da dalga edecekseniz. Yani. Dalga geçiyordu dikkatimi çekti. Bu nasıl psikolojik mi değil miydi? Nasıl bir psikolojisiniz anlamadım ama benimle dalga geçiyorsunuz şu an yani. Yok estağfurullah. Evet Kemal'in dediğine katılıyorum. Mesela seni yakalayamadı ya burada. Yarın böyle sana özel bir şarkı çalışıp. Ne yarın amına koyayım. Baba ne oluyor ya. Konuşamıyordu. Keşke psikoloğu getirmeseydik. Kemal normalde konuşamamaya başladı. Oğlum ben. Yani şunu demek istiyorum. Ben bir ayağa kalkıp yürüyeyim bir dakika. Yürümem geldi yine. Ben bir yürü. Ben şunu söyleyeyim Melody Hanım. Diyor ki şimdi bu şakayla seni güldüremedim ya ben. Sana evet. Birkaç deneme atışı daha yapılacak anlamında yani aslında. Yani seni alamadım şu anda. 3-4 hakkım var benim kafamda yani. Bunu da dert edecek yani. 3-4 kere daha senin gülebileceğin şakalar yapılacak yani burada. Buna gülmem yayında en azından pek hoş kaçmayacağı için içimden güldüm desek daha var. Sal beni diyorsun. Yok. Yani kimlik zedelenmesin diye. Psikolojik kimlik. Evet mantıklı. Bir de şöyle bir sorun daha var Çağrı'da. Bu da yatır çok sık ya, karşılaştığım bir şey. Bunun arabası manuel. Vites atmaya üşeniyor. Araba cart ediyor sürekli. Her cart ettiğinde de şöyle yüzüme bakıp
Sıkıldım kanka ya. Mesela bu çocuğun bir psikolojik sorunu da düşünüyorum. Bak onu ben anlatabilir miyim? Şimdi araba dördüncü viteste yokuşa doğru çıkıyoruz, tamam mı? İstiyor 3'ten ki... 4'e de pezevenk hep beni attırıyor. Ben atıyorum. Debreşe basıp diyor ki sen atsana kanka şimdi diyor. Beraber biniyoruz amına koyayım. Ama ben hep otomatik araba izlediğim için anladım, bundan manuel ya. Kemal'e attırdığım zaman otomatik oluyor 3 ile 4 arası en azından. Şunu demek istiyorum Melodi Hanım. Yani araba 4. viteste ya git işte amına koyayım değil mi? Yani yokuşta olsa yani araba nereden biliyor ki bizim yokuşta olduğumuzu amına koyayım? Tripe giriyor. Hatırlıyorum buna. Nereden biliyor yani 3'e geri almam gerektiğini? Düz yol olduğunu nereden biliyor? Yokuş olduğunu nereden biliyor araba amına koyayım yani? Akıllı ben, değil ki zaten. Ben de 3'e atmak istemedim. Şimdi 4'te de gidersin. O da akıllı değil diyor. Hadi oğlum 4'te de gidersin amına koyayım şeklinde. Arabaya da motivasyon ver. İnansın 4'te gidebileceğine inanırsa gider çünkü ama 150 beygir amına koydumun arabası yani, anladın mı? Gider yani. Motoru düşük eyvallah. Hızını yavaşlatman gerekiyor. Hızını yavaşlatırsan 2'ye almak zorunda kalırım. O daha iş çıkartır başıma. Evet, ya bu arada... çocuk debriyaja basıp vitesi atmak istemiyor Melodi Hanım. O zaman İzmir'de... en mantıklısı Kemal'i yanında götür her yere. Ya bak işte bu nasıl bir psikoloji ya? Psikoloji dur. Şimdi... Biz doğru psikologlarla... Otomatik, bu adam yani arabayı satsa, otomatik alsa, ben de yanında binsem, keyif sürsem. Niyetini birini alacaksın. O zaman evet. Otomatik alayım. Rüzgar Kartal burada mı ya? Bu sorunu çözecek odama o yani. Psikologla falan boşuna uğraşıyoruz. Hani bu sorun belli, anladın mı? Sorunun tedavisi belli, doktoru belli. Ama Rüzgar Kartal'da da her sorunu çözme potansiyeli var. Aynen öyle. Mistikay burada ama en azından iki taksit ödenir. Anladın mı? Hani Şafak nerede? Bu problemi biz çözelim arkadaşlar. Canım hepimizi kanalı bu kanal. Aileyiz amına koyayım mesleden önce. Otomatik bir BMW M6'mız yok mu peki? Ha var, aldım şu anda. Ki hareketli bir insansın. Elini vitese götüremiyor musun? Elim dolu ama işte o dönemlerde. Gider. Eli vitese de gider. Vitesimde elimle ben de kendimi de kendim bu şakayı yapmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Ama orada şöyle şeyler oluyor. Mesela şimdi biz yayınlarda çok enerji harcayan yayıncılarız ya, genelde IRL yayıncıları evet. olarak. Ondan dolayı genelde bizim normal hayatımızda sürekli bir düşük güç modunda takılma halimiz var. Üşengeçlik. Yani en olabildiğince mini hareketlerle, minimal hareketlerle hayatımızı sürelim, yayın açtığında patlatırız evet. gibi bir trip oluyor bizde. O zaman daha şöyle konuşayım. Yayın açtıktan sonra araba kullanmayın. Kapattıktan sonra. Oy. Ha. Ben tatmin olmadım ya. Melodi Hanım, sizin diplomanızı görme şansımız var mı? Bir diploma görebilir miyiz? Melodi Hanım birazdan kokain önerecek gibi geliyor. Bende bunlar var diyormuş şimdi. Freud kokain bağımlısıydı. Kim o? Freud. Ha, kokain bağımlısıydı. Futbolcu olan değil çünkü çağırabilirsin. O zaman ben de size Karl Marx'ın bir sözüyle cevap vermek istiyorum. Ne kadar evet. ekmek o kadar... Ne kadar emek o kadar ekmek. Ha. Köfte diyecekti ya az kalsın. Bu Cimilli bu gibi ama. Emin misin? Karl Marx oldu. Eminim Karl Marx'tır kendisi. Evet, durum bu yani şu anda Melodi Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Başka demek istediğiniz bir şey var mı Melodi Hanım? Başka? Rica ederim. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Peki çok Kemal'in görüşürüz. Sorunu tespitini yapabildik mi? Mesela Kemal'e bir tespitte bulunabildik mi? Ben kendimi hala dört dörtlük yapmıyorum. Bir insanmışım gibi düşünüyorum yani. Öyle. Biz kendimize böyle düşünsek sorun olur mu sizin için Melodi Hanım? Kemal Bey, siz dört tatlıksınız sonuçta, yani para harcamak isteyen mi insansınız? Çok teşekkür ederim. Bak ben Şahar'ı hep böyle çözüyorum sorunları, gördün mü? Ne kadar kız biz de verelim aman oğlum, bizi de de. kaç senelik Steam kod attım bir şey, aman oğlum söyle ben de atayım. IBAN'ımı atıyorum Çağrı birazdan. Tamam, IBAN'ına girdiyse abi, onu bu yayın sonrası uzan Nuri'ye ulaştır IBAN'ını.
Anlaştık. Tamam. Ben de sizin banınızı ayarlıyorum şu an. 10 dakikaya gelir, banon gelir. Ama biz banlarla sen ilgilenmiyorsun. Nuri ilgileniyor. Evet. Hayvan. Nuri kardeşim zaten şu an bu konuşmayı duyuyor. Otomatik olarak o kafasında. Nuri'nin de mesela psikolojisi bozuk bu arada. 1,5 yıldır çocuk çalışıyor ücret almaya. Ona da dedim ki YouTube gelir senin, dedim. YouTube'dan da gelmedi lanet olsun. O da bir türlü gelmedi. YouTube'da o da kafayı yedi, anladın mı? Fransa'dan posta bekliyorlar. Bir Nuri de kafayı yedi abi, ne yapsak olmuyor diyor, anladın mı? Şaka lan, şaka. Öğrenci Nuri. Bak vakaya bakın, vakaya. Öğrenci adam evinde klimayı düzenli bir şekilde açmak istiyor. Belli saatler arası falan. Bunlar gitmiş çocuğun evinde klimayı aç 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 aç. 5 kuruş para bırakmak yok. Batuhan çağırır. Aynen Samet. Batuhanlar. Bak, ben değil kanka. Kanka ne bırakmadık amına koyayım ya. Dur anlatayım bak. Ya yok Batuhan ya. Bu kabul edilecek bir şey değil. Bu adam öğrenci ya. Kanka bu adam ventilatörle yaşıyor lan. Ama ben öyle yapmam yani. Şerefsiz, doğru düzgün konuş, öyle değil o. Batuhan'dan 3 kuruş çıkmaz kanka. Samet'tim ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben o evde bir gece kaldım. Geldiğimde de klimalı ortamlı yani, anladın mı? Ben zannedim yani klimaya şey dedim yani, klimalıysa. Hayatta yapmam ama Batuhan piçi kanka klimayı açıp karşısına geçip yattı, sabaha kadar açık bıraktı. Bu mesela Batuhan buradan var ya 100 artı harbisiz kilo olduğunu anlaşılıyor mesela. Yalan. Evet. Bir de kıllı bunu olduğunu anladın oranı, mı? Aynen. Kıl bak, kıllı ve yağlı insan hareketi bu. Bana sesleri bak. Bana SS'leri attırmayın buraya, bak telefon galerimi açarım buraya. Burada herkesi göt ederim alayını. Ben üşüyorum, kapatalım dedim, bu açtı. Sen dedin bana klimayı açalım ama ben orada yapmayayım, beni çarpar diye. Şerefsiz Samet. Neyse bunlar artık bu grubun artık kendi özeli yani bence. Evet evet. Onu da söyleyeyim. Seyyar Manyak 3. ayını yenilemişti. Melodicim çok teşekkür ederim bizi bilgilendirdiğin için. Çok sağ ol. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için çok sağ ol. Arada böyle geliyorsun, destek oluyorsun. Teşekkür Allah ediyoruz. Gerçekten iyi geliyor yani. Umarım geliyordur. Geliyor geliyor. Peki. O zaman İvan atıyorum. Teşekkür tamam. Ediyorum. Hiçbir sağ şey olun. Kemal sana da İvan atıyorum. Tabii İvan'ı yollayın. İvan'ını at. Soruyla çözeriz. Biz genelde o üsülde çalışıyoruz. Öyle bir hayata alışmış Kemal. Mesela markete gidiyor, bir şey alıyor. Abi diyor attım story'ni diyor mesela. Adam anlamıyor bile. Hani biraz kafada. Migros, Teknosa falan gidiyorum. Bir para istiyorlar diyorum. Durun bir amına koyayım. Durun bir Instagram takipçisine bakın. Siz ne yapıyorsunuz şu an? Yani aslında Kemal'de hiç para yok ama yaşayabiliyor, anladın mı? Böyle dönem. Bütün sorunlarını böyle mi hallediyorsun? Aynen öyle hallediyor. Çoğu bak Çeşme'ye tatile gittik. Aa sor. Kendine müslüm pes diye bir şey aldık orada. Ev tuttuk. Emlak çiğne diyor biliyor musun? Abi attım story'ni diyor. Bir gülümse bakayım bana anlıyor. Adam dedi ki ne story'si ya dedi. Bu da çok ayıplayarak bak, dışarı çıktı. Bak Çağrı şunu atayım sana mesela. En son ben bağlama aldım ya. Evet. Bak şimdi. Nereden atıyorsun? Chat'ine attım. Usta bak ne kadar mutsuz, farkında mısın? Güzel bir bağlama. Ustanın canı çok sıkkın amına koyayım. Belli ki para vermemiş ipni, anladın mı? Buradan buna. Usta story zoruyla bağlama sattırırmış usta, anladın mı? Bir de şundan korkuyorlar artık insanlar. Bu Kemalettin Cappalak yayını açar bu diye bir şey söyler. Derzo bir şey söyler, anladın mı? Anıl Piyancı'ya gittik, adam diyor ki sizi gelin gençsinim diyor, şuraya gidelim buna gidelim, yeni şarkı sını dinletti adam, bir şey yaptı, Terzo hiçbir şey söyleyemiyor. Aa bu arada Perşembe Cuma geliyor, beraber bir FIFA atalım yayında. Harbi misin sen? Aynen aynen. Olur kanka, FIFA mı NBA mi? İkisini de yaparız. Bak Kemal'de de bu var, beni sıkıntıya hiç sokmuyor, anladın mı hani ben şimdi... Tam derde düşüyordum, anladım. FIFA mı NBA mi ikilisindeyken. İkisini de yaparız dediği an olay bitiyor anında. Ruh ikizi falan mısınız acaba? Ama bu kadar böyle söylemez, seni sevinirim Melodi. Aslında şeyi düşündüm lan. Mesela böyle yayın açılsa, böyle yayınlar. Direkt yayında biri mesela tamir edilse. Yani tamir derken.
Ya yani insan tamir etmek değil mi aslında? Kar mekanik mi oynuyorsun pezevenk? Neyi tamir etsen? Oğlum simülasyon oyunu gibi düşünsene. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Zaten onu yapmaya çalışıyoruz. Biz iki yayındır yapıyoruz bunu. Beni daha tamir edemediler. Seni de edemediler. Normal vatandaş alalım bundan kanka, sonra. Kanka sen normal vakadan başlamıyorsun. Aynen. Bunu normal vatandaş beni çekeceksin buraya. Anlatacak. Aynen. Normal aşk acısı. Melody böyle bir kontente okey misin? Bütçesine göre diyoruz. Bütçesin şeyinde. Oğlum var ya Can Manay, sen izledin mi onu? Pi, fi, çi. O yok, izlemedim. Evet. Mesela orada Can Manay TV'de ne yapıyor? Şimdi ne yapıyor? Tamir ediyor bir nevi. Ama bizim kızımız daha o denli değil ki kanka. Niye sen şimdi Melody Hanım burada şey yaptın ki? O anlamda seni değil. Seni şurada belki, sen yayın açık olmasa oturtur ağlatır belki seni şurada. Ağlatsana lan Melody beni. Bir kere ağlatsana. Aa. Hadi hazırım. Ağlat beni. Ama belki terapetik ilişkimiz yok. Bizden daha bozuk kanka. Ne ilişkiniz yok? İlişkimiz yok. Terapatik. Anlamadım ki. Telepatik ilişki. Hayır. Terapatik. Terapatik. Tera mı? Daha adını yazıyorum, söyleyemiyorsun ki. Hayır. Terapatik. Terabyte. Terabyte'dan mı gidiyoruz? Tera. Terapiden gidiyoruz. Tera online. Terapatik. He. Terapitik. Terapitik. Terapitik ne? Terapitiği anlatabilir misin? Açıklayabilir misin? Teletabik. Şöyle açıklayayım. Psikoloğa giderken o gitmeye karar verdiğin andan itibaren psikoloğa karşı duyduğun güven, minnet duygusunu çıkarma gibi duyguların oluşturduğu şeye terapitik ilişki. Tamam diyorsun. Ben şimdi buradan dışarıdan psikoloğa gitme fikriyle geleyim buraya oturayım. Kendi isteğimle. Ya, o kanka o kadar para verdik tedavi olayım. Şimdi şöyle, bunu zaten önceden de söyledim. Ben seni izlediğim, seni az buçuk tanıdığım için ve sen de beni az buçuk tanıdığın için bu zaten olmaz. Niye? Çünkü ben çareyi izlerken... Diyor. Arkadaş mı kalalım yani? Bir kere objektif olamam. Aynen. Yok, arkadaş mı kalalım, onu mu diyorsun? Orayı anlayamadım. Melody Hanım, arkadaş mı kalmalıyız yani? Bu terapatik ilişkiye hiç bulaşmayalım mı? Sen benim izlediğim yayıncı olarak kalmalısın. Sen benim yayıncımsın. Ben senin yayıncınım. Sen de benim izleyicimizsin. Öyle mi? Bu ilişki burada mı kalsın yani? Reddetti bayağı. Hani terapatik yani. İlişkiye geçilmesin mi yani? Yok, geçilemez zaten. Tamam, o zaman şöyle bir şey olur mu? Hiç tanımadığım bir insanı buraya çeksek terapatik ilişki kurabilir misiniz onunla? Canlı yayında. Kuramayız. Yayını da anlatmayın ama. Ya pardon, bildiğimden değil de burada bir müdahale etmek istiyorum Melody Hanım'ın, evet. Şimdi rahatlatmak için. Bilmen önemli kanka, müdahale et. Normalde ben bilmem, sürekli bir de böyle cahil cahil konuşurum, millet de onaylar yani Melody Hanım. Bu da mesela öyle bir şey. Şimdi ama şöyle. Ben hep onaylarım Kemal. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bak şöyle düşün. Sen bir şey bölüyorum bir... kanka, bir dakika. Sen Kemal'le terapatik ilişki kurmaya biraz daha müsaitsin gibi ya Melody Hanım. Şurada yani 10K oynuyor diyor aramızdaki izlenme sayısında bu kadar. Bu yani doğru bir hamle değil yani. Evet. Tabii Kemal... ilişkisi kurmaya çalışıyor. Dur. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela burada 6600-7000 kişi var, tamam mı? 7000 kişi içerisinde zaten bu olay birebir konuşulması gereken şeyler ya. Başta rahatlık oradan geliyor ya. Mesela koltuğa uzanıyorsun, anlatıyorsun, işte sohbet ediyorsun falan. Şimdi burada 7000 kişinin önünde adam o kadar da rahat olmayacak ki Çağrı. Çağrı bunu anlatırken Insta'dan kız takip etmiş mi diye bakıyor ya. Ya yürü. Biz diyerek demeyiz ki böyle merak. Doymadım bu arada. Ya bu amına koydum sana. Kardeşim. Hayır, o anlamda değil. Buradan bakıyorum abi, takip edenler hani kendisini görsünler diye yandan da böyle alttan da veriyorum yani, anladın mı? Bunda bir şey yok burada yani. Oğlum tamam da bu şöyle yanlış mantık. Ben seni takipten çıkar geri takip ederim yayında haberi gözükeyim diye. Peki bu sana ne kazandırır? Kendimi görme efektini bedava yapmış olurum. Anladım. Diğer türlü belki dağıtmak müşteri atacağım. Yanlışlıkla tıkladım, Allah belamı versin. Hemen çıkıyorum. Yanlışlıkla tıkladım. Elim kayıp, çok özür diliyorum. Abi Zico onda yazıyordu lan, psikiyatrist. Melody sen misin? Hayır değilim.
Değilim. Charles University Psychotherapist'i. Oma Klaus Akons. Fizyoterapist. Ela Seringer ama bu bizi tanımıyor olabilir çünkü yabancı yazmış her yerine. Şey olmadığı için. Fizyoterapist de. Ha, fizyoterapist. Kanka o bizlik değil ya. Senin motor şeyinde sıkıntı var mı? Ne motor oğlum, bu şey değil mi ya? Fizik tedavi değil fizik mi bu? Fizik tedavi ya? İşte onu soruyorum. Baba yani. Tam bizlik aslında. O oturduğun mesela sandalye, böyle iki büklüm kambur oturuyorsun bilgisayar başında sürekli. Öyle deme bizim ama hayatımızda. Sikmeyin ben hani istirahat bu. He tamam o halde. Sponsorlu kanka. E mesela gitar takıyorsun oğlum sırtına. 10 kilo evet. Ağırlık takıyorsun, anladın mı? Yani bizde evet. O oluyor mesela kamburluk. Fizyoterapi. Onu mesela olan çözer. Mı? O zaman o fizyoterapisi de iletişime geçelim biz bir dahaki zamanlarda. Tuğçe'ymiş bak o. Ha yazdı chat'te. Mesleğime laf ettirmem dedi bak. Yok o Tuğçe değildir. Mesleğime yani fizyoterapist mesleğine laf ettirtmem demek istemişti Tuğçe. Evet. Evet ne diyorduk en son? En son kısacası yayında böyle bir şey olamayacağını söylüyor. Niye? Yani gelen hastamız bu kadar insanın içerisinde açılmaz diye mi yani? Biz hasta demeyiz, danışan başta zaten dedin. Hasta dedin, aynen öyle. 1-0 eksiyle başlattın hasta. Yani. Baba bir kere bak, şu da bir şey değil mi ya? Yani ben gerçekten bir sıkıntım var benim. Psikolojik anlamda kendimi iyi hissetmiyorum dediğim zaman bir rahatsızlık belirtisi demek değil mi yani? Önce insan bunu kabul etse daha kolay tedavi olmaz mı yani Melody Hanım? Bunu sormak zaten istiyorum. Zaten olay bu. Psikoloğa geldiğinde sen kendini değişime açık tutmazsan, psikolog ne yaparsa yapsın seni açmaya çalışsa da işe yaramaz. Sen kendin ilk önce açık olman lazım. Kendini tedavi edeceksin, sen para kazanacaksın. Yani şöyle, ben sana doğru yerde doğru soruyu soracağım, sen kendin doğruyu bulacaksın. He. Anladım. Ama mesela geldi diyelim. Ben yemek görmedim. 7-8 seans geldi, hiçbir şey demedi, gene para alıyorsun ama değil mi? Alır. Oraya gelmesi bile zaten bir değişimin amacıdır. O değişimi boş ver değişim falan. Oraya gelmesi bile zaten 500 liradan başlıyor demek. Evet, evet. Ben burada büyük bir dolandırıcılık sezdim aga. Kapitalizm. Sizin seanslar kaç para? 500 değil mi? Bilmiyorum işte, kişiden kişiye değişiyor. Nasıl bilmiyorum? O nasıl lan öyle? Yani ağır vakaysa oğlum, daha mı fazla oluyor para? Öyle işte. Hayır canım, öyle değil. Ya eğer ofisin varsa ve sen geliyorsan o kişinin kendi koyduğu belli bir ücret vardır. Çağrı gibi mi çalışıyor bu? Pahalı. Yoksa saatlik mi? Seans başı. Seanslarda 45 dakika olur. 45 dakika. Dakika. Böyle şey yapıyor musun mesela? Olayın tam ortasında çana basıp süreniz bitti diyor musun mesela? Ya, yok çana basıp. Mesela ben arada kişnemek istiyorum. Melody Hanım. Genelde her şeye izin veriliyor seans sırasında. Yani tabii ki sınırları var. Aa, şeyi çok merak ettim. Şu an şeyi çok merak ettim. 45 dakika olmak üzere, tamam mı? Çağrı da önünde diye düşün. Çağrı tam o 44. dakikada açılmaya başladı. Tam çözeceksin. Ha. 45 doldu, pat bitti mi? Ha, süreniz bitti oluyor mu? Ben neyi sordum ya? Bakın yani sen şöyle... biraz şey saçma sordun. Sen tam basma falan dedin amına koyayım. Eğer gerçekten kişinin çözülmeye başladığını, açılmaya başladığını fark edersek uzatabiliriz tabii ki. Ha, paraya dahil mi o uzama süresi? İkinci tabii seansa değil. Geçiyor mu? O zaman geçmiyor. Ben İbnen'in öyle yapayım. Gideyim 40 dakika boş yapayım. 45. dakikaya doğru anlatmaya başlayayım. Niye bak içimde kötülük var mesela benim şu an içimde. Niye öyle bilmiyorum. Anladım. Şey dediğin oluyor mu Ezgi? Sen tedavi olmasın amına koyayım, siktir git falan. Ha, oluyor kanka, oluyor. Niye olmasın kanka? Ya zaten adam açık değilse bir şekilde o gelmiyor bir süre sonra. Başarısız tedavi oluyor zaten. Bunu da arkadaşlar bir takip edin de 45 gün yapalım ya. Şöyle bir enterladım bakalım. 43.2 2 daha takip etsin. 3 kişi daha takip etsin bakalım. 3.5 yapalım buraya. 5 kişi daha takip etsin, artı yapalım. 10 kişi daha takip etsin, yapalım. 10 kişi daha takip etsin, 43 yapalım. 5 kişi daha takipten çıksın, 42'ye düşürelim. 10 kişi takip etsin, yapalım. 44 yapalım. 15 kişi takip edilse, 46 yapalım. O Batuhan. Evet, ne diyorduk? Melody Hanım, sizin demek istediğiniz başka bir şey var mı? Maske
mesafe hijyen diyorum ve gidiyorum. Tabii. Duyarımızda kasar. Maske, mesafe, hijyen diyoruz. Teşekkür ediyorum Melodi Hanım o zaman ben. Bu güzel sohbetinden dolayı. İyice deliktik ama olsun. Güzel. Sen deliyim, normal değilim. Melodi bir şey söylesene. Çete söylesene, beni Instagram'da takip etsin. 43.2 ya. Bende takıntı var. 45 tam düz olsun. 44 tam olsun. Arkadaşlar, Çağrı obsesif kompulsif bozukluğu olduğu için tam sayılar istiyor. O yüzden takip edersek sevinirim. He. Yardım kampanyası. Arada küfür etti ya. Kompozit. Bundan sonra obsesif kompozit diye mi seslenelim? Kompozit mi? Oç oluyor ama. Oç oluyor kanka. Hayır oğlum, oç olmuyor. Aynen, kısaca oç diye. Oğlum var mısınız? Ben niye oç olmanı okuyayım? Kompleks. Bak işte chat'e de yazdı. İyi hatırlamaz ama yıllardır. Obsesif. Ama onun anlamı başka, ben biliyorum o anlamı. Öyle demek istemedi, öyle demek istemedi. Obsesif çağrı değil. Onu ben samat ediyorum normalde, orospu çocuğu anlamında. Orospu çocuğu, senin hastalığın buymuş işte, obsesif. Hastalığı orospu çocuğu olmasıymış değil mi? Her şey çözülüyor şu an. Ama ben ne yapayım, bir şey söyleyeyim, bu kadar orospu çocuğunun içerisinde temiz kalamazdım ki. Bir şey kanka, 10 sene önce koymuşum ben orospu çocuğuymuşum sen. Ben bu 10 senedir ben Muhammed orospu çocuğuyla beraberim, ben nasıl normal kalabilirim yani. Ben de kirlendim yani, yalan yok yani şimdi bu kadar orospu çocuğun arasında. Ben bir de Melodi Hanım e-sporcu olmak istiyorum. Hedefimi koydum. İnşallah e-sporcu. Herkes diyor ki senden olmaz. Efendim? 45 dakikamız doldu yalnız. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. İban ver. Ayban. Bizde akıllı ban sistemi var bu arada. Mesela sen buradan ters bir şey söylüyorsun, akıllı ban sistemi Nuri var başında, onun sistemi otomatik yapamadık da. Anında ban yiyorsun yani, öyle bir sistem. Çağrı'ya da buradan ben helal olsun diyeyim o zaman. Adam 7300 kişiye burada yayın yapıyor. Bu boşu yapıyor, yaklaşık anladım. Yaklaşık 600-700'e abonesi var ama bir gün olsun saatim doldu arkadaşlar demedi. Aynen öyle, bravo evet, kanka. Bravo. Gerçekten kendinden psikolojisinden. Ödün vererek. Benim yo, mesela dedi. Belli aylık 80 saat limit. Ne o kadar. 80 saat yaparız iktir onu gider, anladın mı? Yine biz kalırız yani. Öyle. Evet. Ben gidiyorum. Melodi'yim çok nereye teşekkür yer ediyorum. Kendine çok iyi bak. Oyunlarımıza da ne zaman katılmak hocam istersen bekleriz. Teşekkür ederim. Bir ara Hitler oynarsak çok mutlu olurum. Olur. Tabii ki Hitler oynarız ama ortalamayı düşürüyor dedi. Kemal Hitler oynama dedi. Biraz bir Melo derim. 10K'lara sabitleyelim bizim çocuğu. Ondan sonra başlayacağız. Orası beni de merak etti. Yayıncılığı mı bırakmak istiyorsun ya? Yayıncı olmak istemiyor mu? Niye Hitler oynuyorsun falan dedi. Psikolojim bozuldu. Şaka yapıyorum. Hitler oynayacak, kadro çıkmadığı için Hitler oynayamadık. Ama çıkarsa oynarız yani. Çok mutlu olurum. Ben de çok mutlu olurum ama başka kaos içerikli oyunlarımız da var yani. Oralara da beklerim hani. Winter bir ara belki girerim. Olur. Teşekkür ederim. Olur. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler efendim. Uğurluyoruz sizi. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Nuri afak topak. Efendim? Hadi Allah terapi. Görüşürüz. Görüşürüz. Nuri afak topak. Çağrı bu arada sen kaşının üstüne 31 dövmesi yaptıracaktın. Yaptırdım kanka. Doğru yaptırdın diyor mı? He. Yalan. Ama yayın açmadım o gün. Silindi sonra. Ya. Baba kaşın üstüne 31 dövmesini yapacak adamı şu an nereden bulabilirim ben? Ve bak, nasıl bunu iyi şimdi söyledin, challenge'ı bana koyma bak. Yok yok, challenge olarak algılama. Her boku challenge olarak algılıyorsun. Bir arkadaş olarak algıla. Yani şu dönemde maskesiz evden çıkmayın arkadaşlar. Zaten vakalar evet arttı. Anlatabiliyor muyum? Kişisel keyif ve zevklerimizi daha sonralara attıralım. Evde attıralım derken evde takılalım. İşte yayın açıyoruz biz, elimizden geleni yapıyoruz. Ben ne eğleniyorsam ben yayın açıyorum. Kemal'le eğleniyorsan Kemal yayın açıyor. Hiçbirimizle eğlenmiyorsan git oyununu oyna. Otur televizyonunu izle, internetini izle. Biz elimizden geldiği kadar
bu süreci zaten beraber biz de iyi değiliz yani, herkes burada, herkes evde. Sen en son ne zaman çıktın Kemal evden? Ben tatilden beri evden çıkmadım. Tatilden döndüğümden beri ben evdeyim ve yayın açıyorum yani. Bir ban sürecim oldu. Onda da kafayı yiyordum evde. Rap şarkısı yaptım bir tane. Ya biz zaten şöyle bir hatada hani tatile gittik ya. Ondan sonrasında kendimize 20 gün şey verdik. Karantina. Karantina verdik. Çünkü bizim oradaki şeyimizden dolayı milletin hayatını riske atmak gibi bir şeyi yapamazdık hiçbirimiz. Evet. Ondan sonra testi yaptırdı. Özüge biraz rahatsızlanmıştı. Negatif çıktı. Ondan sonra rahatladık mesela. Evet. Hani o yüzden geçmiş olsun. Bu kişisel eğlence unsurlarını biraz daha böyle süreci azalsın, korona süreci bir bitsin falan filan. O zaman daha içerik olarak da onları da yaparız. Daha fazlasını da yaparım. Ben sonuçta burada hani o şaka gülünecekse yapılır yani, anladın mı? Bana çok koymaz yani. O anlamda öyle bir egoist bir adam değilim yani. Antalya'da maske diye bir şey kalmadı. Anasını siktir ortalarını. Antalya'da maske yoktu ki zaten. Kemal Can'ın Gucci'den maskesi var. Ondan alsanıza. O hediye geldi ya. Hediye mi geldi? Kemal'de herkesten maskesi fotoğraf çekiliyor. Kemal'e ya onda öyle bir sıkıntımız var. O sıkıntı şuradan başlıyor. Abi maskeyi çıkardı bir çekilin. Ben de nefesimi tutuyorum. O yarıyor mu bilmiyorum ama...